Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz canavarlar. Keyifler nasıl? Programa göre ilerliyoruz. AYT Kimya'dayız arkadaşlar. Genel bir soru çözümü yapacağız demiştik. Bugün sizlerle birlikte genel soru çözümü yapacağız. Dediğimiz gibi videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Mantıkları anlayacağınızı biliyorum. Şu ana kadar anlattığımız yerlerden AYT'den toplam 7 tane video vardı. Bu kaçıncı video? Bu 8. video arkadaşım. 8. videoda bir genel tekrar yapacağız. Sonra elementlerin özellikleri, periyodik özellikler AYT kimyada ve yükseltgenme basamaklarını anlatıp sizlere ne yapacağız arkadaşlar? Bir de genel soru çözümü yaparız ondan sonra. Hemen arkasından gazlara geçeriz. Yani bu 2 haftalık süreçte gazlara geçip biraz ilerleyeceğimizi söyleyebilirim. O zaman hocam zaman kaybetmiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu birazcık şöyle uzağa almak istiyorum. Döndüğümde birazcık ses böyle farklı gelebiliyor. O gelmesin diye yaptım canavarlar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle birazcık şu kısmı büyüteyim. Şöyle aldım. Şu kısmı büyüttüm hocam. Tamam. Biraz fazla büyük oldu hatta. Şöyle alalım. Aynen şöyle birazcık küçülttüm. Şöyle aldık biraz. Tamam. Şimdi hocam birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soru ne? Aşağıdaki yargılardan hangisi ilk defa modern atom teorisinde modelinde tanımlanmıştır diyor sevgili gençler. Enerjiler yerinde değil mi arkadaşlar? Enerji olmadan bir şey olmaz. Bakın böyle bir bilgilerimizi hatırlayalım. Diyor ki bana atomun merkezinde çekirdek vardır diyor hocam. Şimdi çekirdekli modeli bize ilk sunan kimdi? İlk sunan Rutherford'tu hocam. Çekirdekten ilk bahseden Rutherford modeliydi. Rutherford ne yapıyordu? Hocası Thomson'un deneyini test etmek için bir alfa ışınları deneyi tasarlıyordu. O deney ne yapıyordu? Işınları gönderiyordu. Dönen bir ışın vardı. Burada çekirdekli model diyordu. Atomun merkezinde artı yükler vardır. Hatta bu artı yükler atom çekirdeğinin yarısını oluşturur diyerek nötronların varlığını da ön görüyordu sevgili arkadaşlar. Hemen geçtim ikinci öncülüme. Elektronlar çekirdek etrafında ki bölgede bulunurlar diyor arkadaşlar. Bakın çekirdek etrafında bir bölge. Yörüngeli model diyebiliriz buna. Bor atom modelinde yer alır. Bor'da bir çekirdek vardır. Çekirdeğin etrafında yörüngeler vardır. Bu yörüngelerde elektronlar bulunur diye bize söylüyordu. Hocam atom nötrdür diyen ilk Thomson'da arkadaşlar. Thomson üzümlü kek modelini bize sunuyordu. Artı yüklü homojen bir tabaka vardı. Sonra bunun içerisinde eksi yükler üzümlü kekin üzümleri gibi bu şekilde bulunuyordu arkadaşlar. Ve artı yükler eksi yükler eşitti. İlk model olan Dalton modelinde bunlar yoktu arkadaşlar. Artı eksi yük yoksa atom nötr de demek aslında doğru olmaz. Yani ilk kez Thomson'da geliyor. Biz modern atom modelinde arıyoruz. Elektronların bulunma ihtimalinin fazla olduğu bölgeye orbital denir. Hatırlarsak Schrödinger'in dalga denklemleri sonucunda 4 tane kuantum sayısı. N baş kuantum sayısı, L açısal momentum kuantum sayısı, ML manyetik kuantum sayısı, MC ise spin kuantum sayısıydı. Ve bunlar bize elektronların bulunma ihtimali olan bölgeleri gösteriyordu. Bu aman Allah'ım nereye gitti? Şöyle diğer böyle gelelim. Bu model neydi hocam? Şöyle geldim. Bu ilk kez modern atom modelinde yer alıyordu arkadaşlar. Modern atom teorisinde. D seçeneği doğru seçenek olacak. Elektronların kütlesi önemsizdir diyen de dediğimiz gibi modern atom teorisinden çok daha önce bulunuyordu hocam. Yani proton sayısı artı nötron sayısı bizim için kütle numarasını veriyor. Arkadaşlar elektronların kütlesi yani yük bölü kütle oranını bulan Thomson. Dolayısıyla kütlenin önemsiz olduğunu ilk fark eden bilim insanlarından biri de Thomson'dır diyoruz ve hemen ikinci soruma geliyorum. Bakalım şimdi ikinci soruma hocam. Orbitaller hakkında verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye söylemiş. Bakalım şimdi. Orbiteller elektronların bulunma ihtimalleri olan bölgelerdi arkadaşlar değil mi? Şöyle dedik bakalım şimdi. Elektronların bulunma ihtimali yüksek olan bölgelerdir demek doğru olur arkadaşlar. Geldim. Bilinen atomlarda 4 farklı türde orbitel vardır. Bize bunu ne veriyordu? Mesela şöyle diyorduk arkadaşlar. L ne yapıyordu? N-1'e kadar değer alıyordu. Sıfırdan başlıyordu. 1, 2, 3. L neydi? Açısal momentum kuantum sayısı. Açısal momentum kuantum sayısı. Bakın 0, 1, 2, 3'ü alıyordu. Sonra nereye kadar değer alıyordu? N-1'e kadar. Yani bir enerji seviyesindeki alt enerji seviyelerini veriyordu bu sayı bize. 0 oldu mu S alt kabuğu, 1 oldu mu P alt kabuğu, 2 oldu mu D alt kabuğu, 3 oldu mu da F alt kabuğu oluyordu arkadaşlar. 4 farklı türde orbital vardır. Yani S, P, D, F orbitalleri vardır gerçekte. Ama mesela N-1'e kadar değer alıyor ya. Mesela 4 de olabilir demiştik. G orbital
heykelleri de oluyordu. Ama bunlar gerçekte yoktu. Yani gerçekte boş. Yani bu kadar alt enerji seviyesini dolduracak kadar çok elektronu olan element henüz elimizde yok. En büyük element 118 elektronlu organeson ve o 118'i biz yerleştirdiğimizde, 118 elektronu yerleştirdiğimizde 4 tane orbital olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Orbitaller çekirdekten uzaklaştıkça büyürler. Bu da doğrudur. Şimdi şöyle düşün, bir tane S orbitali yazayım size. Bakın bir tane şöyle S orbitali yazalım. Mesela şu 1S olsun. Bakın 1S. Hocam 2S orbitali daha büyüktür. 2S. Çünkü neden? Çekirdekteki artı yükler, yani 2S mesela ikinci enerji seviyesinde ya. İkinci enerji seviyesinde olduğu için çekirdekten daha uzak. 1S tarafından perdeleniyor. Dolayısıyla çekirdek tarafından daha az çekime maruz kalıyor. Dolayısıyla bir orbital çekirdekten uzaklaştıkça arkadaşlar büyür. Çünkü çekirdek çekimine daha az maruz kalır. Çünkü iç orbiteller tarafından perdelenirler demiş olduk. Bir kabukta aynı şekilde iki orbital bulunmaz diyor. Şimdi hocam bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapabiliriz. Şöyle diyelim. Mesela bir kabuk dedi. Bir kabuk dedi hocam, alt kabuk yani SPDF alt kabukları. Ne dedik? L1 olursa mesela, diyelim ki L1 olursa hocam, ML ne olur? Eksi 1, 0, artı 1. Bak, L1 demek P alt kabuğu demek. ML de bu alt kabuktaki orbitalleri veriyor. 3 tane orbital var. Hocam bunlar PX, PY, PZ denilebilir bunlara. Yani şöyle bir 3 boyutlu düşün. 3 boyutlu bir şekil düşün. X, Y, Z dedik. Mesela P orbitalleri hocam. Mesela PX dedim. ML-1 olan şu PX. Şöyle X ekseninde elektronlar şuralarda bulunabilir. Yani bakın şuralarda bulunabilir elektron. Hocam PY dedim de bakın ML-0 olan. Y ekseninde şöyle şuralarda arkaya doğru düşün. Loblu. Bakın bunlar aynı şekilde arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sonra hocam PZ dedim artı 1 mesela. Elektronlar şuralarda bulunabilir. Tamam mı? Yani bunlar böyle loblu arkadaşlar. 3 tane orbital bu şekilde dedim. Bakın şunlar S orbitalleriydi. Küreseldir. P orbitalleri böyle 2 lobludur. Yani dediğimiz gibi 2 orbital bulunmaz diyor aynı şekilde bir kabukta. Bakın P alt kabuğunda 3 tane aynı şekilde orbital var. Yani bunu demek yanlış olur. Bir orbital zıt spinli 2 elektron alabilir. Doğrudur. Her bir elektron ve her bir orbital böyle 2 elektron alacaktı. Ve bunu bunlar zıt spinli olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da doğrudur. Doğru seçeneğim, yanlış olan doğru seçeneğim D seçeneği demiş oldum sevgili gençler. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Geldim 3. Geldim 3. soru nerede hocam? 2 yaptık, 3 burada ha. Geldim 3. soruya. Birazcık küçülteyim mi şunu? Şöyle. Geldim 3. soruya. Birazcık küçülttüm hocam. Diyor ki bana 4P orbiteli için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Hocam şöyle yazayım bak. Yazayım şuraya 4P. Hocam bu 4. enerji seviyesine demek bak. Enerji seviyesine N veriyor bana. N eşittir 4. Bu 4 tane kuantum sayısı elektronların bulunma ihtimallerinin olduğu orbitalleri veriyordu. Dolayısıyla bakın 4. enerji seviyesi. N bana bunu veriyordu. Baş kuantum sayısı. Enerji seviyesi. Artık Bohr atom modelinden farklı olarak alt enerji seviyelerimiz vardı. P olduğunda hatırla. L'si yani açısal momentum kuantum sayısı 1 oluyordu arkadaşlar. Yani 0, 1, 2, 3 demiştik L değerleri alabiliyordu hocam. L değerleri. 0 oldu mu S alt kabuğu, 1 oldu mu P alt kabuğu, 2 oldu mu D alt kabuğu, 3 oldu mu da F alt kabuğuydu. Yani bu 4P alt kabuğu demek. Hocam ML değerleri de bakın alt kabuktaki orbitalleri bana veriyordu. Yani bu da eksi L'den artı L'ye kadar değerli kalıyordu. Yani eksi 1, 0, artı 1 demiş olduk arkadaşlar. 1, 2, 3 tane orbital var demekti. Yani şunlar hepsi 4P orbitalleri arkadaşlar. Tamam. Şimdi baktık. Baş kuantum sayısı N 4'tür diyor. Doğrudur. Açısal momentum kuantum sayısı L 3'tür diyor. Yanlıştır. L'nin 1 olması lazım arkadaşlar. Gördünüz mü? L 1 oldu mu P alt kabuğu dedik. 3 oldu mu F oluyor. Manyetik kuantum sayısı eksi 1, 0, artı 1'dir. Bakın eksi 1, 0, artı 1. Bunlar 3 tane kuantum sayısı var demek. Dolayısıyla bu da doğru olmuş olacak. Burada doğru seçeneğim yine D seçeneği 1 ve 3 demiş olduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde bunları anlayacağınızdan şüphem yok. Geldim 4. soruya. Mavi kalem alıyorum. Hemen 4. sorumuzu da bakalım arkadaşlar. 3D ve 4D orbitallerinin niceliklerinden hangileri birbirine eşittir diye sormuş. Hemen yazalım. 3D ve 4D diyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki N değeri yani baş kuantum sayısı değeri 3. Buradaki N 4 hocam. 4. enerji seviyesinde bu 3. enerji seviyesinde. L değerleri hocam D oldu mu L 2 oluyordu hatırlarsak. L 0 oldu mu S alt kabuğu. L 1 oldu mu P alt kabuğu. L 2 oldu mu
mu? Yani açısal momentum kuantum sayısı D alt kabuğu, D 3 oldu mu da F alt kabuğu demiştik. Dolayısıyla bunun L'si 2, bunun da L'si 2. Bakın arkadaşlar, bunların baş kuantum sayıları n'leri farklı. Birinin 3, birinin 4. Bunlar aynı değil. Açısal momentum kuantum sayıları aynı. İkisinin de 2'dir arkadaşlar. Hocam M'le bakın M'le eksi L'den artı L'ye kadar değerlik alıyordu. Ve her bir alt kabuktaki bakın S, P, D, F yazdığımız harfler bunlar alt kabukları sembolize eder. Ve her bir alt kabuktaki bize orbital sayısını da ne veriyor? M'l veriyor hocam. Yani dolayısıyla bakın eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane orbital var demek bu. Buradaki M'l değerleri de aynı olması lazım. Eksi 1, 0, artı 1, artı 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla bunlar da aynıdır. Burada D seçeneği doğru seçenek olmuş olacaktır. Hemen geldim yeni soruma ve 5. sorudayız arkadaşlar. N3 diyor hocam, L1. Bak deminden beri yazıyoruz hocam. Yukarıda yazıyor, bak yukarıda yazıyor. Ne diyor bana? L1 oldu mu? Şurayı görüyor musun? P alt kabuğuymuş. Geldim şimdi, şurada yazdım. Diyor ki bana N3 L1 oldu mu? Bu 3P alt kabuğu olur hocam. Tamam, 3P alt kabuğu. Bunun ML değeri eksi 1, 0, artı 1'dir. Eksi L'den artı L'ye kadar bize bir alt kabuktaki orbital sayısını verir. Bu L sayısı. Ve dediğimiz gibi M'le eksi 1, 0, artı 1. Yani 3 P alt kabuğunda 3 orbital vardır. P alt kabukları 3 orbitallidir. Hocam devam ettim. Diyor ki bana MS artı 1 bölü 2'ye sahip 3 tane. MS eksi 1 bölü 2'ye sahip 2 tane elektron var. Her bir orbital ne yapıyordu hocam? Her bir orbital 2 elektron oluyordu. Biz de bakın mesela şu yukarı yönlü bakanlara ne diyelim? Biz artı 1 bölü 2 diyelim hocam. Yukarı yönlü bakanlara artı 1 bölü 2 diyorduk. Bunlar ne? MS spin kuantum sayısıydı. Bakın sembolize olarak matematiksel düşünme artı 1 bölü 2. Şunun da artı 1 bölü 2 olsun. Bundan 3 tane var diyor. MC eksi 1 bölü 2'ye sahip de 2 tane elektron var diyor. Yani şunlar da aşağı yönlü bakacaktı bakın. Hunt'a göre ilk önce teker teker sonra eşleştirerek. Yani bu da eksi 1 bölü 2. Bu da eksi 1 bölü 2 olsun hocam. Yani böyle olabilir. Tamam, temel eldeki elementim diyor. Atom numarası kaçtır diye bana soruyor hocam. Şimdi o zaman şöyle demiş olduk. 3P'de toplam 5 elektron olması gerekiyormuş. Sen ne yapıyordun? Bundan önceki videoda periyodik sistemde sana efsane bir yöntem göstermiştim. İzlemediysen kesinlikle bence izle. Bakın birinci periyotta 1S1, 1S2 hidrojen helyum. 1S2. Geçtim ikinci periyota. Arası boşluktu. S bloğu vardı. Solda arada geçiş metalleri var. Burada geçiş metali olmadığından ne yapıyordum? 2S2, 2P6 diyordum. Ve ikinci periyottaki soy gaz neondu. Neon 10. Yani soy gazdan burada 10 elektron olduğunu anladım. Hocam daha bakın 2P5 demem lazım. Sonra 3. periyota geçiyorum. S ile başlıyor. Geçiş metalleri 2 ve 3. periyotta yok hocam. İlk 3 periyotta geçiş metali yani o arasının dolduğu yer yok periyodik sistemde. 3S2'den neye geçtim? 3P5'e geçtim. Buradaki elektron sayısını sayarsanız arkadaşlar 17 elektron olur. Nötrünün 17 protonu vardır. Dolayısıyla atom numarası ne olacaktır? 17 olmuş olacaktır sevgili gençler. Var mı sıkıntı? Nasıl keyifler? Umarım güzel bir şekilde bunları anlıyorsunuzdur. Ben hepinize inanıyorum. Tamam mı? Yaparsın hocam. Yaparsın. Kendine inan. Kendine güven. Sen kendine inanmazsan kimse sana inanmaz. Şimdi devam ettim. Şöyle baktık. Bakır 29 atomunun temel hal elektron dağılımı yapıldığında N artı L değeri 4 olan orbitallerde kaç tane elektron bulunur diye bize sormuş hocam. Hemen yapalım bakın. Bakır 29. Hocam bakın birinci periyot 1S2. Geçtim ikinci periyot 2S2. Arası boşluk 2P6. Geçiş metali burada yok. Sonra geldim üçüncü periyoda 3S2. Periyodik sistemden de referans alıyorum yani. Hocam üçüncü periyoda 3P6 ile geçtim. Hatta üçüncü periyottaki soy gaz P6 ile biter. Yani bu 18 elektronludur. Videoyu izlemediysen kesinlikle izle bir önceki videoyu. Bunu çok detaylı anlattık arkadaşlar. Üçüncü periyot bitti. Dördüncü periyot geldi 4S2 dedim. Hocam dördüncü periyotta geçiş metalleri başlıyordu ve bunlar D bloklarıydı. Bulundukları periyotun bir eksiğinden değer alıyordu. Yani 4. periyottaki D blokları 3D'den değerlik alır. Bakın 4S2, 3D ne olacak hocam? Bakın buraya kadar argon 18, 20, 3D'ye de 9 kaldı. 29 yerleştirdim. Ama dikkat ediyorum. S2D9 deyince özel durum oluyordu değil mi hocam? S ile D yan yana geldiğinde S1D10 diye düzeltiyordum. Bakın şuraya yazayım. S2D9 gördüğümde S1D10 diye düzeltecektim. S2D4 gördüğümde S1D5 diye düzeltecektim. Bu durumun sebebi küresel simetriydi arkadaşlar. Simetri. Bir de sabahtan beri diyoruz yani L0 demek S demek L1 demek P orbitali demek L2 demek D orbitali L3 demek de
F orbiteli demekti hocam. Zaten baştaki sayılar da n sayılarıydı. Yazdım şimdi bakın. Şuradaki m değeri n artı l değerlerine bakacağım ya hocam. N artı l değeri 4 olanı arıyorum ben. Yani 1 artı 0 dedim. Bakın burada 1 geldi. Bakın n artı l 2 artı 0. S oldu mu 0 oldu l değeri. Buradan 2. Hocam n'i 2, l'si 1 p oldu mu? 2 artı 1'den bakın 3. Bakın bunun n'i 3, 3, l'si 0 S oldu mu? O zaman ne oluyordu? 3 artı 0'dan 3. Bakın ikisi aynı oldu mu? N artı L değeri aynıysa eğer enerjisi daha düşük olan çekirdeğe daha yakındı. O zaman N'e bakıyordum. N artı L değeri bu arada enerjiydi arkadaşlar. Enerji değeriydi. Biz N'i küçük olan değil de N artı L değeri küçük olanın enerjisi düşüktür diyoruz. İkisi de aynı gelirse N artı L'lerin N değeri küçük olanın enerjisi daha küçüktü. Dolayısıyla bakın biz hani ne yapıyorduk? Burada düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru yazıyorduk. Yani 2P6'nın enerjisi 3S2'den daha düşüktür. Çünkü neden? N değeri daha küçüktür. O zaman yakınlık uzaklığa bakıyorum yani. Tamam. N artı L değerleri aynı gelirse. O zaman hocam baktık bakın. Şurada 3 yazan N değeri 3. P oldu mu L değeri 1'di. 3 artı 1'den 4 oldu hocam. Yine aynı mantık var bak. N değeri 4. L değeri S oldu mu 4 artı 0 diyorduk hocam. 4 artı 0'dan 4. Bakın buradaki N değeri 3. D oldu mu L değeri 2. 3 artı 2'den 5. Bana ne arıyordu? Ne arıyordum ben? 4 olanları arıyordum. Dolayısıyla burada bakın 6 elektron burada, 1 elektron burada. Bizim kaç tane elektronumuz var hocam? N artı L değeri 4 olan tam 7 tane elektronumuz var demiş olduk. Ve hemen yeni bir soruya geçtik hocam. Şöyle geldim. Şunları da şöyle yerleştirdim. 7. sorudayız. Okuyorum. Aşağıdaki taneciklerden diyor. Hangisinin elektron dağılımı yanlış verilmiştir diye bana soruyor. Hocam yazdım şimdi. Bunu birazcık büyük yazayım mı? Şöyle birazcık büyütmek istiyorum bunu. Elektron dağılımı yanlış diye bana soruyor. Bakın berilyumu normal yaz. Berilyum 404. Bak birinci periyot 1S2 bitti. İkinci periyota geldim 2S2. İkinci periyotun ikinci elementi. Hocam bu adam zaten önceden sen bunu ne yazıyordun? 2-2 diye yazıyordun. Şu sonda değerlik elektronunu verir. S'de olduğum elektron verecekti. Dolayısıyla 2 elektron verdim. 2 elektron kalıyor. Çekirdekte artı 2 yük fazlası var bakın. Dolayısıyla artı 2 oldu yükle. Bakın 2 elektronu nereden verir hocam? Şu S'deki elektronları verir ve 1S2 olarak kalır. Yani bu doğru olmuş oldu. Hocam oksijeni nötral de yaz. Bak 8. Yazdım birinci periyot 1S2 geldim. 2S2 2P ne olacak? Bakın 4 2P4 olacak. Hocam zaten sen bunu önceden nasıl yazıyordun oksijeni? 2-6 diye yazıyordun bakın ikinci katmanda. Burada zaten 2 yazanlarda 6 elektron var. Yani okteti tamamlamak için buradaki P'ye 2 elektron alması lazım. Nötrümde 8 elektron vardı. 2 elektron aldı mı 10 elektron alır. Ve bu elektronları 2P4'te 2 elektron daha alacağından 2P6 ile biter. Dolayısıyla bu da doğrudur hocam. Gördün mü? Bak argon 18. Birinci periyot 1S2. İkinci periyot 2S2 2P6. Üçüncü periyot 3S2 3P6. Zaten üçüncü periyotun son elementiydi argon. Bu da doğrudur. Hocam krom 24. Bakın birinci periyot 1S2. 2S2 2P6 doğru. 3S2 3P6 doğru. Hocam 4S2 az önce anlattık. 3D4 gördüğümde nasıl düzeltiyordum bunu? 4S1 3D5 yazmam lazım. Dolayısıyla D seçeneği burada yanlış seçenek olmuş oldu arkadaşlar. Manganın 23 elektronu vardır ama manganı nötr yazmam lazım. Şöyle birazcık aşağı almak istiyorum. Bakın manganın nötr halini yazalım. 25 tane elektron yazacağım. Birinci periyot 1S2. Geçtim ikinci periyoda 2S2. Arası boşluklu 2P6. Sonra üçüncü periyot 3S2. 3P6. Dördüncü periyota geldim 4S2. Arada bir eksiğinden geçiş metalleri vardı. Bakın şu argon üçüncü periyottaki soy gaz argon 18. 4S2 20 oldu. Dolayısıyla 3D'ye de 5 kalmış oldu hocam. Şimdi buradan artı 2 oldu mu elektron nereden verecekti? En uzaktan verecekti hocam. Yani en değeri en büyük olandan. Çünkü bu sıralama N artı L sıralaması. N artı L demek enerji demek. Yani bakın bunun N değeri 4, L değeri 0'dan 4. Bunun N değeri 3, L değeri ne oluyordu? D oldu mu? 2 oluyordu. 3 artı 2'den 5. Hocam N artı L'si yani enerjisi küçük olan bakın şuradaki 4 ile kim? 4S2. O yüzden öne yazıyoruz biz bunu. Ama önce yazmamız demek çekirdeğe daha yakın olması demek değil. Elektron verirken nereden verecekti elektronları? En son katmandan. Yani bu son katman. Çekirdeğe en uzak burası arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki 2 elektronu verirse bakın elektron dizilim buraya kadar aynı olur. Bu elektronları verdi mi 3D5 olur yani. 3P6 4D5 olması lazım. Bakın 3P6 3P6 3D5 şu aradaki 4S'ten elektronlarını vermiş. Yani bu da doğrudur demiş olduk. Sevgili gençler ne yaptık? Hemen 8. sorumuza da geldik hocam. Güzel. Sodyum 11 ile ilgili diyor. Şöyle yazalım.
Şöyle yap. Aynen öyle. 8. sorudayız. Sodyum 11 ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın açısal momentum kuantum sayısı 0. Açısal momentum kuantum sayısı neydi? Neydi hocam? L değil mi? Şu L. L'si diyor 0 olan. Elektron sayısı 5'tir. L 0 neydi? S alt kabuğu demekti. Hemen sodyum 11'i yazalım arkadaşlar. Bakın 1S2. 2S2. İkinci periyota geldim. Arası boşluk 2P6. Sonra üçüncü periyota geldim. 3S1 dedim hocam. Tamam. Şimdi S orbitallerinde ne kadar var? Bakın 2, 4, ne var? 5. Bunlar ne hocam? Bunlar L'leri 0 olan. Yani şöyle şuradaki L de 0, S oldu mu? Bakın bunun L'si de 0. P oldu mu? L'si 1 oluyordu. S oldu mu? L'si 0 oluyordu hocam. Toplamda 2, 4, 5 tane elektron var. Bu doğru. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan elektron sayısı en fazla 6'dır diyor. Hocam bak ML'si bir tek 0 olur. Çünkü eksi L'den artı L'ye kadar değerli kalacak. 0'ın eksisi artısı olmaz. Tek orbital. Bak bunun ML'si de 0 tek orbital. Bakın bunun ML'si eksi 1, 0, artı 1. Yani 1, 2, 3 tane orbital. Bunun da ML'si 0 tek orbital. Hocam elektronlara baktığımda bakın en fazla diyor ya. En fazla diyorsa şöyle yerleştirdim bakın. Yukarı yönlü, aşağı yönlü. Bakın boşlar dolacak şekilde yukarı yönlü. Sonra aşağı yönlü yerleştirdim. Bakın buraya da yukarı yönlü dedim. Şimdi en fazla diyor ya. En fazla dediğinden ben şöyle yukarı yönlü olanlara artı 1 bölü 2 diyeyim. Bakın şöyle artı 1 bölü 2. Bakın burada 1, 2, 3 tane. Bunlar hep artı 1 bölü 2, artı 1 bölü 2, artı 1 bölü 2 MS. Bize elektronun dönme yönünü belirtiyordu. Biri yukarı yönü dönüyorsa biri aşağı yönü dönecekti. Çünkü bir elektronla bir orbitalde iki elektron yan yana bulunamaz normalde. Bulunmaları için böyle olması gerekiyordu. Yani dolayısıyla ne olacaktır? Bu da artı 1 bölü 2 olacaktır. En fazla dediğinden artı 1 bölü 2. En az deseydi hocam o zaman diğerleri de artı 1 bölü 2 derdim. Çünkü o iki elektronun hangisinin artı 1 bölü 2 olduğu, hangisinin eksi 1 bölü 2 olduğunu bilemem. Şu mu demem lazım? Birine artı 1 bölü 2 dersem diğerine eksi 1 bölü 2 diyeceğim. Burada en fazla dediğinden çok olanlar yukarı yönlü bakanlar olduğuna göre ben onlara artı 1 bölü 2 dedim. Ama diğerleri ne olacak hocam? Bakın eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Burada 3 tane bakın eksi 1 bölü 2 var. Yani eksi 1 bölü 2 olan da 5 tane olmuş oluyor. Ama biz neyi arıyorduk hocam? Şu en fazla dediğinden şunları artı 1 bölü 2 diye kabul etmiştik. Yukarı yönlü bakanlara bakın şu şekilde. Artı 1 bölü 2. Toplam 6 tane elektron var mı? Var. Doğrudur. Manyetik kuantum sayısı eksi 1 olan elektron sayısı 2'dir. Zaten bakın ML 0 S'lerden gelmez hocam. Eksi 1 gelmez yani. Yani burada ne gelecek bakın. 2P'den eksi 1 olan 2 tane elektron geliyor görüyor musunuz? Yani bu da doğru olacak arkadaşlar. Doğrudur. Diğerlerinin bakın ML 0 artı 1. Bunun ML'si 0. Yani buradaki her bir orbitali bize ML değerleri veriyordu. Dolayısıyla bakın burada ne olacaktır? 2P yani eksi 1 diyor ya zaten. Yani S orbitalinde L 0 olduğundan ML değeri bir tek 0 olabilir. Yani S orbitallerinden gelmez zaten. Çünkü ML eksi L ile artı L arasında değerli kalacak. S'nin L'si 0. Yani P'den gelir mesela. P'den eksi 1, 0 artı 1. Bana eksi 1'dekini soruyor. Eksi 1'den 2 elektron gelecek hocam. Tamam yani doğrudur bu da. E seçeneği burada doğru seçenek demiş olduk sevgili arkadaşlar. Hemen geçtim hocam. Geldim 9. soruya. Çiftlerden hangileri izoelektroniktir diyor. İzoelektronik olması için bak şöyle düşün. Elektron sayısı ve elektron dizilimi de aynı olması lazım. Tamam mı? Şimdi bakalım. Şimdi sodyum, azot 7 dedim. Yine aynı hatayı yapmayalım şurada. İzoelektronik olması için elektron sayısı ve dizilimi aynı olması lazım. Şimdi yazıyorum hocam. Birinci öncülde. Birinci öncüldeyim. Geldim. Şimdi azot nötralde yazalım. Bakın 1S2, 2S2, 2P3 nötralde. Bu adam 3 elektron almış, 10 olmuş. Tamam mı? Yani eksi 3 yük fazla var bak. Tamam. 7 tane artı yük var, 10 tane eksi yük var. Tamam. 10 elektron var. Dolayısıyla en son katmana 3 elektron daha alacak. Yükü 3 eksi olacak. Elektron sayısı da 10 olmuş olacak. Yani 2P3'tü ya. O zaman burası ne olacak? 2P6 olmuş olacak. Hocam sodyum artı dedim. Bakın 11 tane burada proton var. Artı oldum 1 elektron verir 10 verir. Ama ben ilk önce diyorum ki bunun nötrünü yazayım. Tamam mı? Sodyum artı. Yazdım hocam 1S2. İkinci periyot 2S2, 2P6. Bakın şu neon 10'dur. Sonra 3S1. Bakın 11 elektron var ya. Şu sondaki 1 elektronu verdiğinde bunun 10 elektronu kalır hocam. Şöyle yazdım. Yükü de ne olacaktır? Artı olacaktır. Bakın elektron dizilimleri aynı. Zaten şöyle. Atom numarası 20'den küçükse elektron sayıları aynıysa dizilimi de aynıdır. Bak kalsiyumda 20 tane ne var? Proton var. Yazdım hocam. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
2, 3P, 6. 4. periyoda geldim. 4S, 2 dedim. Bakın 3P, 6 ile biten soygaz argon 18. 18, 20. Hocam skandiyum artı 1, 21. İlk başta skandiyumun nötrünü yazalım. 21. Bak yazdım. 1S, 2S, 2. 2P, 6. 3S, 2. 3P, 6. 4S, 2 dedim. 3P, 6, 18. 4S, 2, 20. 3D, 1. Bu elektron nereden verecekti hocam? En uzaktan verecekti değil mi? Yani en değeri en büyük olan 4S'ten verecekti. Az önceki gibi. Dolayısıyla bu ne yapar? Buradan bir elektron verdiğinde artı 1 olduğunda, 20 elektron olduğunda 4S'de 2 idi. O zaman ne olur? 4S, 1 olur hocam. Yani bunun elektron dizilimi bu bak. 4S, 1, 3D, 1. Yani elektron çünkü 4S'ten verecek. Dolayısıyla bakın elektron dizilimleri aynı değil. Aynı değil dedik. Dolayısıyla bunlar izoelektronik değildir. Hocam mangan 2 artı demir 3 artı. Şimdi diyorum ya, ilk önce nötr içiz. Mesela şöyle geleyim. Üçüncü öncüldeyim arkadaşlar. Üçüncü öncüldeyim. Bunu da siyahla yazalım. Bak manganın nötrünü yazalım. Mangan 25. Yazdım hocam. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Bir de demir yazalım hocam. Demir 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Hocam dikkat et. Mangan diyor 2 artı olsun. Mangan 2 artı olursa demir manganın kaç elektronu kalır hocam? 2 artı da 23 elektron kalır. Bak şuradaki 2 elektronu verir ve sonra 2 artı diyor 3D5 olarak kalır yani. Değil mi? Yani şunu sildim hocam. Elektron dizilimi bu. Sonra demir de ne olsun diyor? 3 artı olsun diyor. Demir 3 artıda da kaç elektron var? 23 elektron var. Bak şu sondaki elektronu verecek. 4S2'den 2 elektron verecek. Bu gitti. Sonra hocam nereden verecek? Sonra 3D'den de 1 elektron verecek. 3D5. Bakın elektron dizilimleri de aynı kaldı hocam. Tamam. Yani dolayısıyla bunlar da izoelektronik. Bu da izoelektronik. Ne demiş olduk soruya döndüğümüzde? 1 ve 3 izoelektroniktir demiş oluyoruz. Ve hemen son soruma geliyorum arkadaşlar. Geldik. Son videomuzla alakalı bir soru. Temel hal elektron dizilişleri verilen X, Y, Z elementlerinin periyot ve grup numaraları aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiş? Hocam. Ben sana zaten ne diyordum bak mantık kur. Birinci periyot bitmiş. 2S'den 2 gitmişim. 1A 2A. 2P'den de 3 tane gitmişim. 3A 4A 5A. Yani direkt ne yapıyorduk? Mesela şuradaki en büyük S değeri bana periyotu veriyordu. Bu ikinci periyot. P ile bitiyorsa S ile P'yi topluyordum hocam. 2 artı 3'ten 5A grubu diyorum değil mi? Dolayısıyla bak 5A grubu A artı 10 eklersem ayrıca 15. gruptur. A'lı B'li dersem geleneksel, 15. grup dersem de sistematik. Tamam. Dolayısıyla bu ne oldu? İkinci periyot 5A grubu. Bak ikinci periyot 5A, ikinci periyot 5A. Başka var mı hocam? İkinci periyot 5A. Mavi kalemimi aldım. Bakın dördüncü periyotta şu en büyük S değerine bakıyorum hocam. Bu dördüncü periyot. Tamam. Bak şöyle bir ne yapıyorduk? D ile bitiyorsa S ile D'yi topluyordum hocam. 1 artı 5'ten 6. Bu altıncı grup da ayrıca. Değil mi? Altıncı grup D ile bittiğine göre 6B grubu. Grubu demiştim. Bak bir önceki videoyu izle. Çok detaylı anlattım hocam. Dördüncü periyot 6B grubu hocam. Dördüncü periyot 6B. Bakın üçüncü periyot 6B diyor. Yanlış. Dördüncü periyot diyor arkadaşlar. 1A diyor. Yanlış. Yani burada B seçeneğim doğru olacak. Hemen Z'ye de bakalım. Bakın. Birinci periyot bitti. 2S 2P bitti. 3S 3P 6. Bakın bitti. Sonra dördüncü periyotta geçiş metalleri görüyor. Bak. S'den 2 gittim. D'den 10 gittim. P'den de 5 gittim. P'de bitiyorsa zaten ne diyordum? En büyük bana S değeri periyotu verir. Dördüncü periyot dedim. P ile bitiyorsa S artı P yapıyorum hocam. 2 artı 5'ten bu 7A grubu. 7A grubu da 17. gruptur arkadaşlar. Yani 4. periyot 7A grubu demiş olduk. B seçeneğim burada doğru seçenek olmuş oldu. Hani şurada 17. grup diyoruz ya hocam. 7A grubu 17. grup diyoruz ya. Hatırla yani 4S2 1A 2A 3D deyince geçiş metalleri başlıyor 4. periyottan. 3B 4B 5B diye gidiyor. Yani ben onları A'dan saymıyorum. Geçiş metalleri bitince sağ taraftaki P bloğunda nereden devam ediyorum hocam? 1A 2A 3A'dan devam ediyorum. Yani o arada 10 tanesini çıkar artıyorum. 3A grubu 13. grup, 4A grubu 14. grup. Dediğim gibi 8A grubu 18. gruptu. Yani bunların hepsini anlattık bir önceki videoda. Dolayısıyla bir özet çektim. Doğru seçeneğim de B seçeneği demiş olduk sevgili arkadaşlarım. Hemen ne yapalım hocam? Hemen ne yapalım? Videomuzu artık burada bitirelim. Bir genel anlattığımız yerlerle alakalı soruları nasıl çözeceğiz? Nasıl düşüneceğiz? Bunları yine detaylıca sizlere anlattık. Bu video için burada kaldım. Bundan sonraki videomuz elementlerin özellikleri olacak arkadaşlar. AYT kısmında TYT'de de bakarsınız programa göre devam ediyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla bol bol çalışın. Kendiniz için bunu yapın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. İyi çalışmalar diliyorum her birinize.